Merhaba. Madalyonun bilinen yüzüne hoş geldiniz. Ben Cüneyt. Evet bu hafta dünyanın en sıradışı liderlerinden biri olan Saddam Hüseyin'i konuşacağız. Siyasi ve politik tarafından daha çok az bilinen, gizemli ve biraz da ezoterik tarafları üzerinden anlatacağım. Yahudilerin en büyük düşmanı Nebukadnezar'ın karnesi olduğuna mı inanıyordu? Neden kendi kanıyla bir Kur'an-ı Kerim yazdı ve neden 10 bin tane PlayStation siparişi verdiği gibi oldukça garip durumları üzerinde konuşalım istedim. Saddam Hüseyin, 20 28 Nisan 1937 yılında Irak'ın en fakir bölgelerinden biri olan Tikrit'te doğdu. Anlatılanlara göre annesi Saddam'ın doğmaması ve bebeği düşürebilmek için elinden gelen her şeyi yapmış olmasına rağmen doğmasını engelleyememiş. İşte bu yüzden Arapça'da karşı koyan anlamına gelen Saddam ismini vermişler ona. Bu doğum hikayesi ileriki yıllarda Saddam'ın narsist ve özel bir insan olduğuna inanması ile ilgili düşüncelerinin temelini oluşturmuştur. Bir nevi seçilmiş insan sendromu yani. Yoksulluk içerisinde ve üvey baba zulmüne rağmen hukuk fakültesini kazanacak kadar yetiştirir kendisini. Siyasi kimliği o dönemlerde oluştu ve aktif olarak öğrenci hareketlerine dahil oldu. Okuldan atıldı ama yılmadı. İkinci kez hukuk fakültesini kazandı. Fakat yine karıştığı öğrenci olayları neticesinde soruşturma geçirdi ve yine okuldan atıldı. Okul okumak için daha da fazla ısrarcı olmaz Saddam ama politik duruşu iyiden iyiye gelişmiştir artık ve direkt olarak siyasete atılmaya karar verdiğinde henüz 22 yaşındadır. Irak'ın Arap sosyalist Partisi olan Bağız Partisi'nde aktif olarak çalışmaya başladı. Ama bu çalışmaları öyle demokratik, hak-hukuk çerçevesinde düşünmeyin. En nihayetinde 1960'ların Orta Doğu'sundan bahsediyoruz burada. Saddam bir grup arkadaşıyla beraber dönemin Irak Başbakanı olan Abdülkadir Kasım'a suikast girişiminde bulundu. Tabi bu sosyalist bir devrim ya da darbe amacı güden bir eylemdi. Gerçi ne kadar sosyalist olduğunu ilerleyen yıllarda gördük. Ayrı mesele. Irak'ın Che Guevara'sı veya Fidel Castro'su olabilecekken demir yumrukluyduk. Saddam Hüseyin oldu. Giriştiği bu suikast eyleminde başarısız oldu ve uyluk kemiğinden vurularak yaralandı ama yakalanmadı. O vaziyette 500 kilometre uzaklıktaki Suriye'ye kaçtı. Hatta yolda bir çakı yardımıyla kemiğine saplanan mermiyi çıkardığı söylenir. Sonrasında da Mısır'a kaçtı ve izini kaybettirdi. Saddam 4 yıl boyunca ortalarda görünmez. Bu onun kayıp olduğu bir dönemdir ve bu süre zarfında Mısır'da bazı ezoterik gruplarla temasa geçerek onlarla beraber kaldığı yönünde anlatılar vardır. 4 yıl geçirdikten sonra ani bir kararla yine Bağız Partisi'nde görev almak için Irak'a geldi. Fakat yakalanıp tutuklandı tabi. Belki ömrünün sonuna kadar hapisten çıkamayacaktı ama 2 yıl tutuklu kaldıktan sonra firar etti Sattam. Tabi böyle film gibi aksiyonlu bir hayat yaşarken 30'lu yaşlarına doğru partisi ve sempatizanlarının gözünde önemli bir figür ve kahraman haline geldi. Kısa sürede de Bağız Partisi genel başkanı oldu ve 1968 yılının Temmuz'unda mevcut iktidara bir darbe düzenleyerek partisi ve ileri gelenleri ile iktidarı devraldılar. Çeşitli politik entrikalarla 11 yıl geçirdikten sonra 1979 yılında resmen Irak Devlet Başkanı oldu. İlk icraatı Irak petrollerini millileştirmek oldu. Dünya sistemine entegre olabilecek ekonomi politikalarını benimsedi ve ülkenin berbat durumda olan sağlık sistemi ile sosyal hizmetler sektörünü yeniden inşa etti. Hatta ülkede bir okuma yazma seferberliği bile başlattı. Tabii kendi yöntemleriyle yaptı bunu. Mesela okuma yazma derslerine katılmayanlara 3-4 yıl varan hapis cezaları tehdidinde bulundu. Buraya kadar her şey güzeldi en azından Iraklılar için. 1980 yılına gelindiğinde 8 yıl sürecek olan İran-Irak savaşı başladı. Üstelik müthiş bir Amerika Birleşik Devletleri desteği vardı Saddam'ın arkasında. İran'ın arkasında da çok ciddi bir İsrail desteği vardı. Çok ilginç değil mi? Bugün İran ve İsrail neredeyse 3. Dünya Savaşı'nı başlatmanın eşindeyken 80'li yıllarda sıkı bir ittifak halindeydiler. 1988 yılına kadar süren bu uzun savaş sonrasında tabii her ülkede büyük yıkıma uğradı ve Saddam'ın halihazırdaki Yahudi düşmanlığı bu savaş sonrasında doruk noktasına ulaştı. 1991 yılında 1. Körfez Savaşı patladığında Saddam İsrail'e füzelerle saldırdı. Bölgedeki Araplarla Yahudilerin yıldızı hiçbir zaman barışamadı yani. İrili ufaklı çokça savaş oldu ama Saddam'ın tüm Arap liderlerinden çok başka bir özelliği daha vardı. İşte işlerin karıştığı yer tam da burası. Bu nefretin kökleri Antik Babil krallığına ve Babil'in en azametli hükümdarı Nebukadnezar'a kadar gidiyordu. Yani milattan önce 500'lere dayanıyordu bu düşmanlık. 2500 yıllık bir nefretti ve inanılmaz şeylere sahne oldu bu durum. Şimdi Saddam'ın Babil takıntısını anlayabilmek için o döneme bir bakmamız gerekiyor. Saddam Hüseyin, Yahudilerin antik dönemdeki en büyük düşmanı Nebukadnezar'ın Karnesi olduğu inancı vardı. Yani acımasız Babil kralının binlerce yıl sonra dünyaya kendi bedeninde yeniden geldiğine inanıyordu. Babil Krallığı bugünkü Irak sınırları içerisinde kurulmuş güçlü bir krallıktı. Ve Saddam'ın en büyük gayelerinden biri de Babil'i tekrar ayağa kaldırıp İsrail'i yok ederek dünyaya hakim olacak bir ülke kurmaktı. Bunu şu sözlerle anlatır Saddam. Ben Selahattin'in doğduğu topraklarda doğdum. Bu topraklar yalnızca kahramanların değil medeniyetlerin de doğduğu topraklardır. Yüce Babil'i yeniden inşa etmek benim kaderim ve göreceksiniz bunu başaracağım. Bu arada Babil İbrahim'i dinlerde de adı geçen bir krallıktır. Hatta Kur'an'da adı geçen Harut ve Marut isimli meleklerin gönderilmiştir gönderildiği yer Babil'dir. Bu melekler insanlara sihir ve büyü yapmayı öğretmişlerdir. Babil'in düşmüş melekleri olarak diye de geçer ve yaptıkları yüzünden kıyamete kadar baş aşığı asılı bırakılarak cezalandırıldıklarına dair mitler vardır. Yani İslami literatürde de adları geçmektedir. Tabi bu konu hakkında çeşitli iddialar, başkaca hikayeler de mevcuttur. Mesela İslam kültüründe bu meleklerin Allah'ın emriyle yeryüzüne indirildiğine inanılsa da başka bakış açılarına göre daha farklı mitler de mevcuttur. Ayrıca Babil, Mezopotamya'nın her anlamda en gelişmiş krallığıydı. Mesela dönemin mimari bir harikası olarak gösterilen meşhur Babil Kulesi'ni inşa etmişlerdi. Gerçi böyle bir kulenin varlığı bugün tartışma konusudur. Yine dönemi itibariyle sahip oldukları karmaşık bilgiler sayesinde o meşhur Babil'in asma bahçeleri gibi yapılar oluşturmuşlardır. Tüm bunların varlığı Babil'i benzersiz kılıyordu. Öyle ki Babil dünyanın nüfusu 200 bini geçen ilk şehriydi. Yani gerçek bir metropoldü. Güçlerinin doruklarındayken hem askeri hem mimari hem de kültürel anlamda oldukça ileri bir medeniyetti. En güçlü dönemleri de işte bu Nebukadnezar isimli kralın hüküm sürdüğü yıllardı. Yahudilerin baş düşmanıydı ve onların üzerine amansızca akınlar düzenliyordu. E hal böyle olunca tabi bizim Saddam'ın kendine rol model olarak alacağı, kendi dünya görüşüne en uygun figürdü Nebukadnezar. Gitgide histerik duygulara kapılan Saddam Hüseyin, ığrağı Babil'in devamı olarak gördü ve kendisini de Nebukadnezar'ın yeryüzünde yeniden yaratılmış hali olarak ilan etti. Yani şimdi tabi burada da şöyle tartışmalı bir durum var. Saddam bu söylediklerine gerçekten inanıyor muydu yoksa kendi ideolojik propagandası için bir mitoloji yaratmanın peşinde miydi? Bundan emin olamıyoruz. Belki de önce bu ezoterik hislerle çıktığı yolda yürürken ilerleyen yıllarda siyasi ve politik kimliğinin de etkisiyle olayı propagandaya çevirmiştir. Yani bunları ayrıştırmak çok kolay değil tabi. Saddam'ın öyle propaganda görselleri vardır ki kendisine Babil kralı kostümüyle ve bir Babil savaş arabasının üzerinde elinde ok veya resmeden büyük duvar resimleri yaptırmıştır. Üstelik kafasındaki Babil'in devamı olma fikrini perçinlemek için aynı resmin içerisine füzeler, jetler, helikopterler gibi modern araçlar da çizildir. Ve bunun gibi çokça görselin, İran duvarlarını süslediğini biliyoruz. Bu konu hakkında Adnan Menderes Üniversitesi 4. Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergisi'nde Caner Çakı ve Mehmet Ozan Gülada'nın daha detaylı bir çalışması mevcuttur. İlgi duyanlara tavsiyemdir. Yalnız emin olduğumuz bir şey var. Tüm bu bu reenkarnasyon ve Babil'in devamı hikayeleri doğru olsun ya da olmasın Saddam Nebukadnezar'ın izinden yürümeyi çok istiyordu ve kendine hedef olarak belirlemişti bu durumu. Nebukadnezar M.Ö. 597'de Kudüs'ü fethederek şehri tamamen yıkmıştır. O meşhur Süleyman Tapınağı'nı da yerle bir etmiştir. Tapınağın tek bir duvarı bugün halen daha ayaktadır. Hani bugün Yahudilerin ağlama duvarı dedikleri ve önünde ibadet ettikleri duvardır işte bu. Yahudi geleneklerini kökten değiştirip şekillendiren bir olaydır bu mabedin yıkılması. Sonrasında da Yahudilerin bir kısmı öldürüldükten sonra kalan kısmı da Topyekün Babil'e sürgün edilmiştir. Tam 59 yıl boyunca çoluk, çocuk, genç, yaşlı sürgün hayatı yaşadıktan sonra önce 538'de Persler Babil Krallığı'nı yıkana kadar da devam etmiştir bu süreç. Persler yani günümüz İran'ın öncesinde hüküm süren bu halk tarafından o Saddam'ın bağlarını sıkı sıkıya kurduğu Babil yerle bir edilmiştir. İşte o az önce anlattığım 1980-88 yılları arası yaşanan İran-Irak savaşının antik kökleri de bu Pers istilasına dayanmaktadır. Saddam, antik Babil kralı ile Irak arasında müthiş bir köprü ve çok acayip bir özdeşlik kurmuştur. Günümüzde Irak'ın yaşadığı tüm olayları Babil ile özdeşleştirmiştir. İşte Babil'in tarih sahnesinden böylesi yıkıcı bir sonla çekilmiş olması Saddam'a kendince bir yeniden doğuş misyonu yüklenmesine dayanak oluşturmuştur. Irak, Babil'in küllerinden doğup önce Mezopotamya ve Orta Doğu'nun yükselen olacak. Sonra da belki tüm dünyaya hakim olacak ideası ile oluşturmuştur politikalarını. Öyle ki Saddam 1982 yılında inşa ettirdiği sarayını o Pers istilası sonucu Nebukadnezar'ın yıkılan sarayının kalıntıları üzerine yaptırmıştır. Yani çok acayip. Efes harabelerinin üzerine Cumhurbaşkanlığı konutunu yaptırmak gibi bir şey bu. Ama işte Saddam zaten kendi ruhunun Nebukadnezar'dan geldiğine inandığı için gayet normal bir hak olarak görüyordu bunu kendinde. Ya da halkına gövde gösterisi yapmanın muhteşem bir senaryosu olabilir tabii bu. Bu arada Irak ordusunun en önemli vurucu gücü olan taburuna da Nebukadnezar adını vermiştir Saddam. Saddam Hüseyin sarayının duvarlarına Babil figürleri işletmiştir. Hatta sarayın iç duvarlarından birinde bir tuğlanın üzerinde şu sözler yazar: bu saray Irak'ı yüceltmek için yaptırıldı. Nebukat Nezar'ın oğlu Saddam Hüseyin. Vakti zamanında duvarına bile yaklaşamayacağınız bu saray bugün tüm turistlere açıktır ve içler acısı haldedir. Neredeyse metruk bir yapıya dönmek üzere bile diyebilirim. Fakat Saddam'ın 35 yıllık demir yumruk döneminin çarpıcı izlerini taşımaktadır. Saddam Hüseyin'in bir zamanlar oturduğu görkemli sarayı bugün grafitilerle dolu, çocukların futbol sahası olarak kullandığı bir yıkıntı görünümünde. Bahçesindeki zeytin ağaçları ve palmiyeler otlar içerisinde bakımsız bir halde etrafını sarmış durumda Saddam Hüseyin İran-Irak Savaşı'nın ortasında Babil'in restorasyonu için milyonlarca dolar ödenek ayırdı. Şehir surları yeniden inşa edildi. Hatta bu duvarların boyunu tarihsel olarak mümkün olamayacak bir yüksekliğe 11,5 metreye çıkararak olduğundan daha heybetli görünmesini sağladığı için uluslararası arenada arkeologların eleştirisine uğradı. Babil'i bir despotun Disneyland'ına dönüştürdüğünü söylediler. Ha Saddam'ın umurunda olmuş bu hiç sanmam. 1991 yılında Körfez Savaşı patlayınca... Saddam Saddam İsrail'e füzelerle saldırmıştır. Yani rüzgar yine tersine dönmüştür. Daha 3-5 yıl öncesine kadar Amerika İran'a karşı Saddam'ı desteklerken şimdi Amerika ve İsrail Irak'a karşı birleşmişlerdir. Zaten Yahudilerin nazarında Saddam ile Nebukadnezar Nezar arasında hiç fark yoktur. Kuveyt'in işgali, 1. Körfez Savaşı, 2. Körfez Savaşı derken Amerika Irak'ı hepinizin bildiği üzere Saddam'ın elinde kitli imha silahları var bahanesiyle işgal etti. Modern yılların Babil'i yine tavrumar edildi yani bir bakıma. Ve bu söz konusu silahlarda hiçbir zaman bulunamadı. Amerika pardon dedi. Yalnız bu işgalde şöyle garip durumlar yaşanmıştır. Amerika Bağdat'a girer girmez ilk işi önce Merkez Bankası'na el koymak oldu. Bu tamam mantıklı tabii. Döviz ve altın rezervine ulaşmanın bir yoluydu bu. Fakat ikinci icraatı hiç vakit kaybetmeden Irak Ulusal Müzesi'ne el koymak oldu. Müze mi? Nasıl yani kitle imha silahları arıyorduk hani biz? Irak petrollerinde gözümüz vardı hani. Ulusal Müze'nin konuyla ne ilgisi olabilir ki şimdi? Ve bitmedi. Müze baskını ile eş zamanlı olarak bir de Nasriye'deki Ur kenti, zigguratına ziguratına özel bir askeri operasyon düzenlediler. Babillerden kalan bir çeşit tapınak olan bu ziguratta kitle imha silahları mı vardı? Düşünsenize birileri gelmiş İstanbul'u işgal etmiş ve ilk işi yere batan sarnıcına bir operasyon düzenlemek olmuş. Ya da Beşiktaş'taki deniz müzesine baskın düzenlediklerini düşünün. Çok acayip bir durum olmaz mıydı? İşte Irak'ta bu acayipliklerin hepsi yaşandı. İnsanları tatmin edecek düzeyde bir açıklama hala daha yapılabilmiş değil. Tabi bu durum gizemcilerin ilgisini çekti haliyle ve çeşitli teoriler üretildi. Mesela bu ziguratta Sattam'ın dünya dışı bir nesne bulduğuna dair iddialar atıldı ortaya. Burada yaptığı keşifle kadim bilgilere ulaştığı Amerikan işgalinin de buna dayandığı görüşleri vardır. Tabi siyasi ve tarihi alanda hiçbir zaman bu iddialarla karşılaşmıyoruz. Ama gizemcilerin teorilerini de kaldırıp çöpe atamayız çünkü bu müze ve zigurat baskını ayan beyan ortada ve tatminkar açıklamaları da yok. Ayrıca Irak Ulusal Müzesi Mezopot Otomya uygarlıklarının zengin kalıntıları ile doluyken bugün neredeyse hiçbir ortada yok. Her şey Amerika'ya kaçırılmış durumda. Tarihi eser yağmaları bugün herkesce bilinen bir gerçek. Hatta bu yağma hakkında dönemin Amerikan Dışişleri Bakanı Colin Powell ve Savunma Bakanı Donald Rumsfeld'in bu durum hakkında kınayan açıklamaları bile vardır. Dahası bu hükümetinin kültürel faaliyetlerinden sorumlu danışmanları bu olay karşısında istifalarını vermişlerdir. Saddam kesinlikle benzersiz ve sıra dışı tarafları olan bir diktatördü. Halkın korku salmak ve korku atmosferinde onların saygılarını kazanmaya çalışmak gibi halleri vardı. Sürekli kendisine mitler ve semboller yaratmaya çalışıyordu. Bunların en önemlilerinden biri de kendi kanıyla yazdırttığı Kur'an-ı Kerim'dir mesela. Irak halkına onların inanç düzleminde bir etki yaratma çabasının en uç noktasıdır herhalde bu kan ile Kur'an-ı Kerim yazma hadisesi. Bir nevi geleceğin Babil'i olacak olan Irak için Allah'a şükranlarını sunmaya çalışıyordu. Tabi bunu yaparken de her tipik popülist Orta Doğu lideri gibi türbünleri coşturma derdindeydi. Fakat İslam dünyasında büyük tartışmalara sebep oldu bu hareketi. İslam geleneğine göre kan kirlidir. Hatta tam Arapça tabiriyle necistir. Geleneğe göre pis olduğu düşünülen irin, ceraat, idrar gibi pistir. Ne ibadetle ne de temizlikle bağdaşmayacak kadar kirli bir şey olarak görülür. E şimdi kanla kutsal kitap yazmak doğal olarak bazı kesimlerce büyük tepki çekmiştir. Sattan bu Kur'an-ı Kerim'i yazmak için 27 litre kan vermek zorunda kaldı. Yani ortalama bir insanın vücudunda bulunan kanın 5 katına tekabül eden bir şey bu. Saddam bu projesini tamamlamak için 3 yıl boyunca sağlık ekiplerine düzenli olarak kan vermek zorunda kalmıştır. Bir başka iddiaya göre de bu 27 litre rakamının abartılı olduğu söylenir. Sadece 3 litre verip çeşitli kimyasallarla da çoğalttığı görüşü vardır. Yani işte söz konusu Orta Doğu gibi bir yer olunca abartılar, efsaneler bir türlü bitmiyor. Hangisi doğrudur emin değilim ama ortada Saddam'ın kanıyla yazılmış bir Kur'an-ı Kerim'in olduğu kesin. Ve Bağdat'ta en büyük camilerde yıllarca sergilendi bu. İran işgal edilmesinden sonra da tartışmalar bitmedi. Birçok İslam devletinin lideri bu Kur'an'ın büyük bir günaha sebep olduğundan dolayı imha edilmesi gerektiğini söyleseler de imha edilmemiştir. Bir kısım insan da Saddam rejiminin nedenli bir ucube rejim olduğunu göstermesi bakımından sembol olarak kalması gerektiğini savundu. Ve en nihayetinde imha edilmedi ama sergilenmesi de engellendi. Bu Kur'an bugün Bağdat'ta kimse bilmediği bir yerde anahtarlarının 3 farklı kişide durduğu söylenen 3 kilitli bir odada tutulmaktadır. Anahtarların biri odanın muhafızında, diğeri Bağdat polis şefinde ve üçüncü anahtar da kimliği açıklanmayan başka birindedir. Totaliter bir rejimin ve kötülüğün sembolü olarak görülen bu kitap bugün Bağdat'ın bir yerlerinde saklanmaktadır yani. Bu bana Marquis de Sat'ın 1875 yılında hapisteyken sadizm üzerine yazdığı metinleri anımsattı. Ne büyük bir tesadüf. Sadizmin babası denilen Mark sat ve buna karşılık gelen Saddam Hüseyin. Saddam ayrıca hayatı boyunca 4 tane de kitap yazdı. Üstelik bunlardan biri de aşk romanıydı. İktidarının son yıllarında işgalden kısa bir süre önce Defol Git Lanetli adında son kitabını yazdı. Ana hatlarıyla konusu Arap aşiretlerinin birleşerek düşmanın yenmesi üzerinedir. Kitabı okumadım ama sahaflarda sıkça rastlanılan bir kitap. Açıkçası çok da ilgimi çekmedi. İsminden bile buram buram propaganda kokusu alınan bir kitaba benziyor. Okuyanlarınız varsa ve yorumlara yazarsa sevinirim İlginçlikleri bir türlü bitmek bilmeyen Saddam'ın bir başka vakası da 2000 yılında 10.000 tane PlayStation siparişi vermiş olmasıdır. İlk bakışta cidden çok enteresan geliyor kulağa. O tarihlerde Irak Amerikan ambargosu altında olduğu için Amerika ve Japonya arasında ufak çaplı bir gerilime sebep olmuştur. Çünkü eğer Japonya bu PlayStation'ları Irak'a satmışsa Amerikan ambargosunu delmiş olacağından büyük bir krize sebep olabilirdi. Saddam'ın tam olarak hangi ülke ve aracı üzerinden bu PlayStation'ları temin ettiği bilinmese de ülkeye getirdiği bu ürünleri askere moral versin diye kullanmadığını biliyoruz. 2000 yılında PlayStation 2 henüz çıkmıştı ve o dönem itibariyle inanılmaz güçlü bir işlemcisi vardı. Bu dünyanın yeni tanıştığı çok güçlü işletim sistemine sahip oyun konsolunu askeri amaçlarla getirdiği düşünülüyor. Dönemin PlayStation'ları kendine en yakın oyun konsolundan 10 kat daha güçlüydü. Irak ordusu için güçlü bir bilgisayar ağı kurmak amaçlıydı yani bu iş. Binlerce güçlü işlemciyi bir araya getirerek Füze sistemleri oluşturmak için bir inovasyon çalışmasıydı yani bu. Ne kadar işe yaramıştır bunu bilemiyoruz ama dönemin Amerikan basını bu olayı manşetlerine taşıyarak ve günlerce haber yaparak durumu epey bir köpürtmüştür. Hatta bu sipariş dünya çapında piyasalarda kısa süreliğine de olsa bizim gibi sade vatandaşların satın alacak PlayStation bulamamasına sebep olmuştu. Ürünler her ne kadar kaçak yollardan temin edilmiş olsa da orijinallerdi yani. Bu olaydan kısa bir süre sonra zaten ikinci Körfez Savaşı patlamış ve peşinden de Irak işgal edilmişti. Ülke yerle bir olmuşken Saddam ve oğulları Uday Hüseyin ve Kusay Hüseyin ülkenin değişik yerlerine kaçarak saklanmışlardı. Amerika Uday ve Kusay'ın başına 15'er milyon dolar ödül koydu. Saddam için de 25 milyon dolar ödül kondu. Tabii peşi sıra gelen ihbarlarla Uday ile Kusay'ın yeri tespit edilerek çatışmalarda öldürüldüler. Bu arada Kusay için pek fazla hikaye yoktur ama Uday Hüseyin çok ciddi bir psikopattı. Mesela Irak Futbol Milli Takımı olimpiyatlarda maç kaybettiğinde falan futbolcuları işkenceden geçirerek hapse attırıyordu. Gerçek bir ruh hastası yani. Bakın Uday denen bu manyağın hayatını anlatan muhteşem bir film vardır. 2011 yılında film ekimi festivalinde izlemiştim. The Devil's Double yani şeytanın ikizi isimli filmi Uday'ı tanımak isteyenler için kesinlikle öneririm. Sadizm, ihanet, yolsuzluk ve güç zehirlenmeleri vesaire pek çok şeyi Uday üzerinden çok güzel anlatmıştır bu film. Evet Saddam'ın oğulları öldürüldükten sonra sıra Saddam'a gelmiş ve yine bir ihbar üzerine Tikrit'te yani doğduğu köyde 2 metre karelik bir yeraltı sığınağında saçı sakalı birbirine karışmış perişan halde bulundu Sattam. Yanında bir el feneri ve çok ironik bir şekilde Dostoyevski'nin suç ve ceza romanı vardı. İroni diyorum çünkü Sattam'ın 30 yıllık iktidarlık döneminde 250 bin kişiden fazla insanı katlettiği düşünülmektedir. Girdiği savaşlarda ölen askerlerden bahsetmiyorum. Sadece kendi halkı içerisinde kestiği cezaların rakamıdır bu 250 bin kişi. Halepçe'de yaptığı kimyasal katliamı zaten hepimizin malumu bir farciadır. Saddam yakalandıktan sonra tam 200 gün boyunca tutuklu kaldı ve nihayetinde 30 Haziran 2004 yılında mahkemeye çıkarıldı. Yargılanması 2 yıl boyunca sürdü. Zaten mahkeme görüntüleri YouTube'da bol bol var. 30 Aralık 2006'da Kurban Bayramı'nın ilk günü gibi son derece sembolik ve manidar bir günde Saddam Hüseyin asılarak idam edildi. Ölmeden önce son sözleri İranlı Şiilere güvenmeyin şeklinde olduğu rivayet olunur. Gerçekten kendisini Nebukadnezar Nezar zannediyordu. Yani bu öyle basit bir hezeyan hali değil gibi sanki. Saddam'ın hikayesi ezoterik bir hezeyan olarak başlamış olsa bile zaman içerisinde ve yaşlandıkça kendi yarattığı mitolojisinin en sadık müridi yine kendisi olmuştur herhalde. İran işgalini ve sonrasını hepimiz televizyonlardan izledik. Halkın sevincini de gördük. Amerikan askerlerinin işkencelerini de. Her anlamda büyük bir trajediydi bu. Evet en başta da söylediğim gibi Saddam Hüseyin Türkiye'nin siyasi kimliğimden bağımsız olarak yaşadığı gelgitleri ve hakkındaki tuhaf gizemleri anlatmak istedim. Politik etkileri, Amerika ile olan yıkıcı ilişkileri ve toplumsal sonuçlar üzerine çok detaylı başkaca çalışmalar var. Biz burada biraz daha az bilinen taraflar üzerinde durmak istedik. Evet, madalyonun bilinen yüzünden bu haftalıkta bu kadar diyelim. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.